Şimdi yalan ve iftiranın sonu yok. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi yalan siyaset yapıyor dedi. CHP'nin genel başkanı yalanlarla, iftiralarla algı oluşturmaya dönük bir manipülasyon siyaseti yapıyor. Aydın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve kurmayları yalan siyaset yapıyor ve bunun üzerinden iktidara gelmeye çalışıyor. Herkes onların zihniyetini çok iyi biliyor ve bu millet onlara iktidar yüzü göstermeyecektir dedi. Böyle bir siyaset tarzı kabul edilebilir bir siyaset değil. Ve her seferinde yalanı, iftirası yüzüne vurulduğu halde yüzü daha iyi kızarmıyor. Ya gerçekten bu ağız bu milletin ağzı değil. Bu konuştukları dil bu milletin dili değil. Nereden beslendikleri, kimlere hizmet ettiklerini bu millet çok iyi biliyor. Onun içindir ki bakın arkadaşlar çok partili siyasal hayata geçtikten sonra 1950'den itibaren işte ilk seçim Adnan Menderes'in beyaz ihtilal olarak adlandırdığımız bu seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi seçimle, sandıkla, demokrasiyle tek başına iktidara gelebilmiş değil. Tek başına iktidara gelmesi de mümkün değil. Çünkü bu millet bunların zihniyetini biliyor. Bu millet bunların bu ülkeye, bu millete neye mal olduklarını bildikleri için çok partili hayata geçtikten sonra CHP zihniyetini tek başına iktidara taşımadı. Ancak kaotik bir durum olacak, sokak hareketleri olacak, darbeci bir zihniyet olacak. E o ara dönem rejimlerinde ancak iktidara gelebilmişler. O yüzden artık millet uyanık, milletin ferasetine hepimiz itimat ediyoruz, onların da itimat etmesi lazım. Dolayısıyla bu dilin, bu söylemin ve bu siyasetin doğru olmadığını kendilerinin de görmesi lazım. Bu siyasetle bir yere varamaz. Ve millet gerçekten bu kullandıkları dil, bu yaptıkları siyaseti 2023'te tekrardan sandığa gömecek.